İstanbul, Ankara, İzmir, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına ve marka değerine müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir. Belediyecilik bir sevda işidir. Belediye başkanının yönetimi altındaki şehrinin emin olması bilinen bir husustur. İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş, kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyeleri için de geçerlidir. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının ayak oyunlarından, parti için cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey yoktur ve her şey de ortadadır. Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Hizmet değil, hezimet vaat edenlerin şehremini olmaları, bu ünvana sahip olmaları hepimiz adına bir vebaldir. Bu vebalden arınacağız. Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 13 Haziran 2023 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir. Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi esnasında şu ibret verici ve infial uyandıran sözler Mahmud Abbas'ın ağzından dökülmüştür. Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrıcılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin'e inandı. Filistin-İsrail ihtilafında bir an önce sona erdirilmesinde Çin'in arabulucu olması gerekmektedir. Mahmud Abbas vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz onlara destek verdikçe bu zihniyet Türk milletine köstek olmuştur. Mahmud Abbas'ın terörizme ne olduğunu ilgili yeterli deneyim ve donanımından mahrum olduğu da ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Biz mazlum Filistinlerin her zaman yanında olduk. Filistin davasını ama ancak fakat demeden savunduk ve bu konuda tarafımızı netleştirdik. Birkaç gün evvel İsrail hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini arttırmasını, Batı Şeria'nın en az 19 bölgesinde 4500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa etmesini kınaması gereken mütecaviz bir tutum olarak değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Hatta 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletini bölgesel barış ve huzur adına ön şartsız destekledik. Buna da devam ediyoruz. Sayın Abbas, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısından bizatihi sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine İnflah olmaz bir saygısızlıktır. Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile en azından yarısı kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız. Hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız. Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı numune olsa da PKK'ya, FETÖ'ye sesini çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiçbirisini yapmadı, yapamadı. Yapmayı aklından geçirmedi. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek potansiyel Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti elbette ikili diyalog kanalları açarak, temasları yoğunlaştırarak tespit edilen insan hakkı ihlallerini telafi ve tamir etmelidir. Ancak terör Doğu Türkistan'da değil, Kandil'dedir, Suriye'nin kuzey doğusundadır. Gerçeği saptırmak vicdansızlıktır,
izansızlıktır, insafsızlıktır. Herkesi uyarıyorum. Türkiye kefen biçmenin sonu korkunçtur. Sayın Abbas, terörizmin kanlı yüzünü görmek istiyorsa, mesela 17 Haziran 2023 tarihinde Uganda'da bir okula saldırı düzenleyen ve çok sayıda masum çocuğu katleden teröristlere şereflice bakmaya ve ders almayı bilmelidir. Mahmut Abbas yanlış yerde, yanlış üslupla doğru davasını anlatacağını zannediyorsa aldandığını ve yanıldığını mutlaka görecektir. Kudüs sadece onların değil, bütün Müslümanların kutsal mabedi ve ilk kıblemizdir. Müdafaa etmek de namus meselemizdir. İradesini, imanın ve ülkülerinin emrine amade etmiş bir gençliğin önünde hiçbir engel duramayacaktır. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, teknolojik gelişmelerin boyutu nereye ulaşırsa ulaşsın, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun, sahip olduğumuz beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle de sınırlandırılıp tasvir edilemeyecek. İbn Battuta kaleme aldığı seyahatnamede Türk milletinin yaşadığı coğrafyayı şefkat diyarı olarak ifade etmişti. Şanlı geçmişimizin, aydınlık geleceğimizin kefilidir. Varlığımız yine bir gezgin tarafından söylendiği üzere Anadolu'yu cennete dönüştürmüştür. Tarihi talihle birleştirmek, çağın alnına Türk mucizesini ve Türk mührünü iliştirmek gençlerimizin sayesinde gerçekleşecektir. O gençlik ki dinini, dilini, dileğini, milletini, milliyetini, kardeşliğini, adalet ve hakkaniyeti bilen bir gençliktir. O gençliktir ki kılıçla kalemi, kelamla keyfiyeti birleştiren bir gençliktir. O gençliktir ki kim var diye sorulduğunda sağına, soluna, önüne, arkasına bakmadan ben varım diyebilen bir gençliktir. O gençlik aşkına, anılarına, ahlakına, arkadaşlarına, ailesine, kendi adadığı değerlerine bağlı ve sadık bir gençliktir. Sapkın akımlarla yozlaşmaya nezaret eden ters akıntılarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz, kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. Huzurlarınızda karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımızı ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, hepsine birden esenlikler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın tarih boyunca dinlenmenin, gezmenin, eğlenmenin, hoş sohbetin yanı sıra kitaplarla da irfan ve ilim köprüleri tesis etmelerini bilhassa temenni ediyorum. Merhum Cemil Meriç'ten mülhem diyebilirim ki, kitap bir liman, tefekkür bir yelkenli, öğrenmek bir okyanus, insan da bir seyahattir. Yüksek öğrenim kurumları sınavına giren gençlerimizin hedeflerine ulaşmalarını, şayet istedikleri sonuçları alamazlarsa bunun da dünyanın sonu olmadığını, çalışmayla ve sabırla her yokuşun düzlüğüne çıkacağını açık açık ifade etmek istiyorum. Ayrıca sayıları 1 milyonu aşan öğretmenlerimizi de kutluyor, hepsini saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Öğretmen adeta felsefe taşını bulmak için emek veren bir simyager, yeri geldiğinde iğneyle kuyu kazmaktan yorulmayan bir fedakarlık neferi, yeri geldiğinde de ruhumuzun derinlerinde saklı duran hünerleri bulup ortaya çıkaran bir mucittir. Bilgiyi görgüyle damıtıp, hamlığı sabrıyla pişirerek olgunlaştıran ustalık öğretmenlerimize has bir meziyettir. Öğretmenlerimiz her şeyin en güzelini hak eden eğitim ve öğretimin bergüzar yüzleridir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhterem öğretmenlerimizle birlikte iftarımız olan Türk gençliğini her zaman her şart altında yanındayız. Talep ve sorunlarının çözülmesi hususunda da her mücadeleyi yapmaktan Allah'ın izniyle kaçmayacağız, kaçınmayacağız.